Hepinize sağ kanalıma hoş geldiniz. Ben Marek. Arkadaşlar başka görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte yeni çıkan tır oyununda bir otobüs satın alacağız. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuz dün çıktı arkadaşlar. İsmi ise Drivers Shops Online Simulator. Öncelikli olarak oyunun linkini Discord sunucumda paylaştım ve APK'sı da çıkar çıkmaz yine Discord sunucumda yayında olacak. Dediğim gibi hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Discord sunucumda 1000 kişi olduk. Yakın zamanda 100 TL'lik hediye çek çekilişini başlatacağım. Şimdiden Discord sunucunuzda yerinizi almayı unutmayın diyorum. Sizlere ve arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Elinden elimden sizlere içerik aratmaya çalışıyorum. Ve bundan bir sonraki videomuz bug videosu olacak. Oyunda yeni bir bug buldum açıkçası ve bu bug'ı da sizlere sunmak istiyorum. Dediğim gibi sizlerden ricam videoya like atmanız yani artı 200 like bekliyorum. Sizlerden bu videoya ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız olacaktır. Öncelikli olarak oyuna tekrardan sıfırdan başladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizlere ilk sunulan aracımız Mercedes Benzin Sprinter modeli arkadaşlar. Yaklaşık olarak fiyatı 90.631 TL civarında. Bizde de yaklaşık olarak 100.000 TL civarında bir miktara bulunuyor. Hemen buradan ileri yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi e, bu araçta satın alamıyorsun çünkü level gerekiyor ve level yapmanız için arkadaşlar öncelikli olarak oyunda iş satın alıp o işi tamamlamanız lazım ve level atlamanız lazım. Görmüş olduğunuz gibi şu an için Volkswagen bu Volkswagen'in bu tır çakıcısı yaklaşık olarak 186.000 TL civarındaymış yani dolar biriminden hesaplarsak birim fiyatına TL olarak söyleyebilirim sizlere. Evet Öncek olarak almak istediğim otobüs görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar gerçekten otobüs çok güzel bir otobüs. Aynı şekilde otobüs satın alacağım. Deneyimlerimi size anlatacağım ve görmüş olduğunuz gibi tır oyununda bir otobüs satın almış olacağız. Hemen buradan satın al dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi otobüsümüzü satın almış durumdayız. Hemen geri gelmek istiyorum ve play dediğim zaman arkadaşlar buradan öncelik olarak online'a bağlanmak için kullanıcı adımı gireceğim. Buradan onayladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi sol altta bizleri karşılayacak olan bir sunucu grafiği bizlere sunulmuş olacak. Hemen buradan da görmüş olduğunuz gibi istediğiniz sunucuya girebiliyorsunuz. Hemen tek kişilik bir sunucuya giriş yaparsam. Evet şunu söylemem gerekiyor. Oyunda çok fazla reklam var. Ve bunun için arkadaşlar yani dediğim gibi reklamları atlamak zorunda kalıyorum. Biliyorsunuz ki telif durumları oluyor ve oyun yeni çıktığı için açıkçası reklamlara ihtiyaç duyuyorlar. Evet sıfırdan başladığım için burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir detay sunulmuş durumda. Hemen 360 derece kamerayı aldığım zaman görmüş olduğunuz gibi tırımızın öncelikli olarak işten görünümünü size göstermek istiyorum. Evet hoş grafikler bunun yani hoş dediğim grafiklerden açıkçası görmüş olduğunuz gibi göze batmayan detaylar yok. Yani şunu diyebilirim ki evet grafikler için uğraşılmış mı şu an için uğraşılmamış durumda ama yakın gelecek olan güncellemelerde daha iyilerini bekliyoruz açıkçası. Oyun Brezilya yapımı bir oyun olduğu için bulunan araçların çoğu Brezilya yapımı hemen buradan aynaları aktif et zaman görmüş olduğunuz gibi Aynaları aktif edebiliyoruz. Yani 360 derece aynalar gösterilebiliyor. Evet otobüsümüz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçekten büyük bir otobüs. Yani Türkiye'deki otogarlarda görmek ister misiniz böyle bir otobüsü veya görmek istemez misiniz? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen start stop'tan aracımı çalıştıracağım. Ve motor frenini kapattığım zaman görmüş olduğunuz gibi aracımız bu şekilde. Şu an için aracı gerçekten çok beğendim çünkü tepkimeleri vesaire gerçekten çok güzel dönüşlerdi. Görmüş olduğunuz gibi araç yani gerçekten o yatma hissiyatını veriyor. Evet şu an için bir kasisten geçtik ve görmüş olduğunuz gibi ambasörler veya oyundaki dönüşlerde aracın fizik tepkimesini çok beğendim. Yani zaten Dynamic Games biliyorsunuz ki bu oyun yapımcılarından en iyi olanlardan diyebilirim. Yani bu konuda yani fizik konularında gerçekten oyunlarda başarılılar. Hem trende otobüs versiyonu oyunları da var biliyorsunuz ki ve gerçekten severek oynamış olduğum oyunlar diyebilirim sizlere. Bununla birlikte oyunlarda yine oynamanızı tavsiye ederim ki kanalımda zaten videoları var. Yani iki oyunun birleşimi diyebilirim açıkçası bu oyun. Hem Trem otobüs hem minibüs hem de araba. Yakın zamanda biliyorsunuz ki yeni bir günceleme daha geldi. Bu güncellememiz ise optimizasyon güncellemesiydi ve bu güncelleme birlikte de bazı kasan cihazlarda kasma sorunu şu an için giderilmiş durumda. Evet biliyorsunuz ki dün oyunu indirir indirmez kasmalara açıkçası ben de uğramış durumdayım ama şu an için bir sorun gözükmüyor gibi. Biliyorsunuz ki oyun online olduğu için kasmalar bundan da gerçekleşebilir. Yaklaşık olarak oyunun boyutu 160 MB civarında ve gerçekten de indirilmeye değer bir oyun. Yani herkesin denemesi gereken oyunlardan biri. Tabii ki de seven veya sevmeyen takipçiler olacaktır. Ama şunu diyebilirim ki e, bu boyuttaki bir oyun için gerçekten yeterli diyebilirim. Zaten oyun yeni çıktı biliyorsunuz ki ve gerçekten de başarılı bir şekilde çıktı. Bu kadar fazla aracın içinde yer alması yani farklı farklı modüllerdeki araçların yer alması şu an için fazla bir seçenek bulunmuyor. Ama yakın zamanda güncellemelerde birçok aracın gelmesinden bekliyorum. Örnek veriyorum ki Scania'nın modelleri olsun veya Volvo'nun modelleri olsun. Bunlar kesin olarak gelecektir. Araba olarak bakacak olursak da yine Mercedes, BMW veya buna benzer Volvo gibi modeller de oyunda yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Hele ki biliyorsunuz ki Tesla Cybertruck elektrikli bir model. bunun da gelmesini ben isterim açıkçası. Evet buradan da görmüş olduğunuz gibi harita seçeneğini görebiliyorsunuz. Sağ tarafımızda bir benzinlik var. Evet otobüsümüz şu an için 102 km hızla gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi yine cinematic mod kamerayı Dynamic Games oyununa eklemiş durumda ve en çok beğenmiş olduğum açıkçası cinematic mod kamera. Çünkü biliyorsunuz ki video vesaire çekerken gerçekten çok güzel bir atmosfer var bizlere sunuyor. İç kokpitine bakacak olursak açıkçası şu an sanki kokpitin tam ortasında duruyormuş gibi direksiyon ama hissiyat bu şekilde tam olarak öyle gözükmüyor. Evet hemen kamera açılarını değiştireceğim zaman ama bu sefer de kaza yapacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi 11'de devam ediyor görmüş olduğunuz gibi 12'ye kadar hatta daha da yok arkadaşlar. Şu an için bu aracımız 12 vitese kadar ulaşabiliyor ve gerçekten de güçlü bir motora sahip açıkçası. Yani gerçekçi fizik modülüne sahip bir tır oyunu. Yani tır oyunu dememiz doğru olur mu bilmiyorum ama şu an için zaten oyunda e, diye geçen bir isim diyor. yok. E, biz açıkçası bu oyun tır oyunu olarak adlandırdığımız için şu an için bu şekilde kalmış durumda ismi. İş yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ve bunun neticesinde arkadaşlar istediğiniz aracı satın alıp yine işlerinizi devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayıp konvoylar gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine yakın zamanda sizlerle birlikte konvoy videoları gelecek. Oyun şu an için gerçekten beğendiğim sürüş zevki var arkadaşlar oyunda. Evet şöyle toprak yola girelim sizlerle birlikte. Hatta kamera açısını değiştirdiğim zaman şu an için toprak yolda ilerliyorum herhangi bir toprak detayları vesaire gözükmüyor görmüş olduğunuz gibi bir önceki oyunlarına bakacak olursak dinamik gamesin toprakta ilerlediğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki topraktan dumanlar vesaire çıkıyor yani o efekti vermişler ama şu an için oyunda yani bu oyunda öyle bir efekt göremedim açıkçası tarla yolundan ilerliyoruz ve gerçekten böyle bir yolun eklenmesi açıkçası güzel mi derseniz tabii ki de güzel. Biliyorsunuz ki oyunda offroad arabaları var ve offroad arabalarıyla açıkçası buraya gelmek gerçekten keyifli ve zevkli olur diyeyim sizlere. Aynı şekilde yavaş yavaş Videomu bitirmek istiyorum. Evet oyunda bir otobüs denedik. Ve tır oyununda açıkçası böyle bir otobüs denemek gerçekten güzel. Aynı şekilde oyunun indirme linklerini Discord sunucuma ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz diyeyim sizlere. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu burada bitirecek olursak bugünlük videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize bak hepinize. Görüşmek dileğiyle.